Hüdapar olarak bu hafta Ceylanpınar'ı Kızıltepe'ye bağlayan ve 4 yıldır yapımı tamamlanmayan yolun oluşturmuş olduğu mağduriyetleri dile getireceğiz. Kızıltepe, Ceylanpınar köyleri birbirine bağlayan yoldayız şu anda. Yollarımız çok bozuk. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Ricamız var. Buralara bir el atsınlar. Bu Ceylanpınar, Kızıltepe yolu tam 5 yılını doldurdu. 49 köy yollarımız bozuk. Kızıltepe, Ceylanpınar yolumuz bayağı berbat. Yetkililere sesleniyorum. Buraya da bir baksınlar. Ceylanpınar'ın bütün yolları bozuk. Çalışan yok. Bakım yapan yok. Seçim zamanı uğruyorlar. Ondan sonra sırtını çevirip gidiyorlar. Oy istemeyi de biliyorlar ama bu sefer milletimiz gereken cevabı verecek. Bizim yollarımız berbat halindedir. Şu anda arabalarımız hepsi sanayiye gidiyor. Yollarımız kötü olduğu içindir. Vallahi bu Ceylanpınar Kızıltepe yolu çekilmiyor. Hep bozuktur. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Hizmet bekliyoruz. Yolcular var içinde. Mağduruz hepimiz. Ceylanpınar'ı Kızıltepe'ye bağlayan yoldayız. Vatandaşlarımızdan köyleri hakkında zaten duydunuz. Türkiye'deki birçok köy yolları beton asfaltlanmasına rağmen Ceylanpınar yolumuz maalesef görmüş olduğunuz bu vaziyettedir. Ayrıca Ceylanpınar'ı Kızıltepe'ye bağlayan bu yolumuz maalesef bitirilemiyor. Ve şu an görmüş olduğunuz haliyle bütün halkımız, hem Ceylanpınarlılar hem Kızıltepe'liler hem burada yaşayan köylülerin tamamı bu yolu sık sık kullanmak zorunda kalıyorlar. Araçlarıyla giderken araçları zarar görüyor, lastikleri patlıyor. Maalesef mağdur oluyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde dağlar, tüneller aşılırken maalesef Ceylanpınar Kızıltepe yolu 4 yıldır ve 60 kilometre olmasına rağmen halen bitmemiş. Ceylanpınar'ın nüfusu 100 bin. Kızıltepe'nin nüfusu ise 250 binin üzerinde. Ve bu yol 4 yıldır tamamlanamadı. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Bu yol neden bitmiyor? Neden bitirilemiyor? Şu an herhangi bir çalışma da yok. Bir bilgi de yok. Ve bu konuda bütün Ceylanpınar halkı muzdarip. Biz bunu halkımızın vicdanına sunuyoruz.